AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütülüyor. Bu gerçekten büyük ölçekte bir afet ve yapılan çalışmalar da aynı ölçekte ve aynı büyüklüktedir dedi. Evet, öncelikle herkesin bayramını tebrik ediyoruz, milletimizin. Buruk bir bayram yaşadık ama depremin ardından hızla yaraların sarıldığını görmek, aynı zamanda vatandaşlarımızın buruk da olsa aynı sevinci yaşadığını görmek bizleri sevindirdi. Millet olarak bu asrın afetinde hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan devlet imkanları, bir taraftan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, herkes el birliğiyle, iş birliğiyle bu hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın rahmetle anmak, hem yakınlarına bir şekilde yardımcı olmak, hem afetzedelerimize yardımcı olmak üzere bir seferberlik halindeyiz. Sezer, Kahramanmaraş'taki çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzelerle bayramlaştı. Konteyner kentlere ikinci günde başladık ve bütün illerimizde, ilçelerimizde konteyner kentler kuruyoruz. Ve 2 aylık bir süre henüz geçmedi. Yani bu işe başlayalı. Şu anda 76 bine yakın konteyneri kurmuş durumdayız ve 10 milyon metrekare alanda hem altyapı çalışmaları, yani bu altyapı çalışmaları dediğimiz normal bir şehir içinde gerekiyorsa, kanalizasyondan suyuna, elektriğine kadar, çevre düzenlemesine kadar ve sosyal alanlarına, sosyal tesislerine kadar bütün alanları dizayn edeceğimiz şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Ve bunu az önce konuşmamın başında da söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarımızla, devlet imkanlarıyla yapıyoruz AFAD koordinasyonunda. İnşallah bunun bir ileri aşaması da bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kalıcı konutların temelleri atılmaya başladı. AFAD Başkanı Sezer, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirerek depremin ardından yaraların hızla sarıldığını görmek ve vatandaşların sevincine şahit olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. İlk kalıcı konutlarımızın açılışını yapacağız ve bunlar hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bir yılın sonunda birçok vatandaşımızın, hak sahibimizin kalıcı konutlarına kavuşmasını sağlayacağız. Bir taraftan da köylerimizde yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Konteynerler kuruyoruz ve orada yine hem sağlık, hem sosyal, hem beslenme ile ilgili en ücra noktaya kadar hizmetleri götürmeye çalışıyoruz.